Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Türkiye'nin geliştirdiği lazer silahları. Bildiğimiz üzere uzun yıllardan beri bu teknoloji hakkında çalışmalar yapmaktayız. Hatta seri üretime aldığımız silahlar bile var. Buna bağlı olarak da lazerle Libya'da SİHA düşürdüğümüz iddiaları söylenmekte. Bir subayımız bütün bunları derlemiş ve yabancı bir site için değerlendirmiş. Lazer konusunu artık temele aldığımızı belirtmiş. Hepsine değineceğiz. Peki bunlara bakarak, lazer silahları neden bu kadar önemli? Yaptığımız lazer sistemleri ne durumda veya bunları nasıl kullandık? İncelemeye başlayalım. Türkiye'nin lazer serüveni. Hakkında pek bilgimiz olmasa da elde ettiğimiz ürünlerden serüveni anlamak zor değil. Üstelik bu işin arka planı. Bu tarz sistemleri süper güçler yapmakta zorlanırken bugün bu seviyede olmamız gerçekten güzel. Sonuçta 20 milyar dolarlık savunma bütçemizi gemisinden uçağına ayırıp üstüne lazer teknolojisi kazanmak kolay değil. Yani şu an envanterimize girecek silahlardan çok elde ettiğimiz tecrübeler daha kıymetli. Ek olarak subayımızın yaptığı açıklamalardan 15 yıldır bu işin içinde olduğumuzu anlıyoruz. Sürecin en başlarında birkaç ülkeden destek alırken şu an kendimiz çalıştığımız belirtilmiş. Bu işi artık temele aldığımız. O yüzden yaptıklarımıza geçeceğim ama temele almaktan kastımı anlamanızı istiyorum. Lazerin gerçek manada önemini görmenizi. Çünkü internet kaynaklarında bunun ek detaylarına inmezler. Bakarsak bu teknoloji her şeyden önce bir çağın açılmasına ve kapanmasına sebep olan türlerden. Tıpkı hava savunma sistemleri gibi veya SİHA'lar. Bir sürü örnek verebiliriz ancak önemli nokta bu kısım. Bu silahları üretip çağ açan, çağ kapayan devletler. Yani demem o ki kimsenin elinde olmayan teknolojiyle savaşmak karşınızdaki devleti doğrudan mağlup edebilir. Mesela TB2'ler. Sanılanın aksine TB2'ler aslında radarda görünüyorlardı. Ancak son derece modern bir sistem olan Pantsir, yavaşlığından ve yazılımsal tipinden SİHA'mıza kimlik veremedi. Sonrası malum. Şimdi ise Rusya yeni bir güncelleme getirdi ve biz de buna karşı yine bir önlem aldık. Aynı şey lazer için de geçerli. Üzerinize gelen onlarca kamikaze İHA'yı bu sistemlerden başka yok edebilecek şimdilik pek bir şey yok. Bunun sebebi lazer silahlarının milisaniyeler içinde kilitlenip ışık hızında ateş etmesi. Başarmanız durumunda düşmanın hamleleri kırılacaktır. Yine bunun gibi birçok örnek verebilirim. O yüzden rotamızı dünyaya çevirelim. Kimler bu sistemleri geliştirmiş? Aslında birçok ülke lazer sistemi yapmakta ama lafta. Mesela Çin, Rusya, İsrail, Fransa, Amerika birçok ülke yapmakta. Üstelik Amerika bizden çok daha önce başladı. Hem de 100 milyarlarca dolar savunma bütçesiyle. Tabii doğal olarak bizden öndeler ama arada dağlar kadar da fark yok. Amerika'dan bahsediyorum ona rağmen. Diğer ülkelerde ise Rusya dışında ciddiye alınabilecek pek bir devlet yok. Sonuç belli. Biz bu trene herkesle beraber bindik ve başarılı ilerliyoruz. Diğer sistemler gibi geç kalmadık. Bu yüzden gelecekte öncü olmamız mümkün. İşte subayımızın bu sistemleri temele aldık demesi bu yüzden önemli. Treni yönlendirebiliriz. Peki önemini bu kadar anlattım. Söylediklerime karşılık biz ne yapıyoruz? Sırada yaptıklarımıza bakalım. İlk olarak en çok dikkat çeken Alka aracı. Kendisi genel olarak mobil bir sistem. Taşınma, kurulma gibi sorunları mevcut değil. Bundan da ötesi Alka aslında bir lazer silahı değil. Yönlendirilmiş enerji silahı olarak geçmekte. Yani gelecekteki sistemlerle beraber entegre halinde ve biz bunu bugünlerde sağlamışız. Gayet güzel. Ne demek istediğimi anlamak için açarsak silah 3 aşamalı çalışmakta. Bu aşamaları senaryo ile açıklayalım. Bir adet insansız hava aracı 4 kilometre menzile girdi. Öncelikle Alka'nın yapacağı elektronik taarruz olacak. Bu da demek ki düşman hedefin öncelikle sistemlerini karıştırmakta. Bundan sonraysa 1 kilometre menzil dalgası var. Bu sefer Alka 1 kilometre mesafeden elektronik tahribat yapar. Doğrudan lazer değil de hedefe elektromanyetik spektrumlarla saldırır. Yani işini şansa bırakmaz. Bu spektrumlar elektronik aletlere ciddi zarar verir. Hiçbiri olmazsa da son çare 500 metre aşamasında yok etmeye geçer. Bu kısımdaki lazer doğrudan yok etmeye odaklı.
İşte Alkan'ın tüm gücünü asıl bu noktada görüyoruz. Zaten 500 metre civarlarında yakalarsa imha edememe şansı yok gibi. Üstelik aracın 1 kilometrede 8 milimetre sapma payı var. Yani bu 500 metre için 4 milimetre. Biz bunu yok sayabiliriz. Lazer atış menzili 10 kilometreye yükselse bile 80 milimetre sapma payı fazla değil yakaladığını indiren cinsten. Sırada biraz da hedeflerini kaç saniyede yok ettiğine bakalım diğer önemli nokta. Yapılan testlerde 500 metre uzaktaki patlayıcıyı 6-7 saniyede imha etmiş. Evet uzun bir süre ama esas görevi zaten drone vurmak. Bu kısımda saatte 20 km hızdaki kamikaze drone'u 3-4 saniyede imha etmiş yani yaklaşamamış. Kritik bölgelere drone sokmamak konusunda işimize yarayacaktır. Tabii her zaman böyle kolay da değil. En büyük sorun bunların hepsinin açık havada olması, hedefin gidebileceği yer sınırsız. Muhtemelen Alka tespitini yapacaktır ama her İHA'yı da engelleyemeyebilir. Bu da onun yem olmasına sebep olur. Kısaca hala büyük dezavantajları var. Biraz daha gelişmesi gerekli. Özellikle enerji depolamak konusunda. Bunlar çok enerji çeken sistemler. Doyurmak haliyle zor. Bunun dışında sadece Alka değil birbirine benzer 3 lazer sistemimiz daha var. LSS ve Armol, bunlar her araca konabilen sabit lazerler, yaklaşık 500 metre menzili var ve MPT-76'ya takılan TÜBİTAK lazer. Geneliyle haklarında pek bahsetmeye gerek yok, bunlar kısa menzilli küçük işler için diyelim. Bizi asıl ilgilendiren anlattığımız Alka'ydı. Son olaraksa bizim gözbebeğimiz TÜBİTAK Bilgen var. İşte o da son sorumuzun cevabı. Kendisi Libya'daki düşman SİHA'yı düşürebilecek tek sistemimiz. Bildiğiniz gibi Libya'daki Winglong İHA'sını lazerle vurduğumuz iddiaları var. Şöyle ki Alka veya diğer sistemler alçak irtifalarda dolaşmayan Winglong gibi büyük bir SİHA'yı vuramaz. Ne kadar Alka için bu şans daha fazla olsa da zor diyelim. İstisnalar hariç açık ve net. Zaten resimde de Winglong'un üzerinde büyük bir yanık ve hasar görüyoruz. Bu yüzden ikisi olamayacağından geriye TÜBİTAK Bilgem'in lazeri kaldı. Bu lazer YGL olarak geçmekte ve diğer lazerlerimize oranla namlu çapı büyüklüğü fazla. Ana amacı doğrudan uzak mesafelere odaklanmak. Bunu başarabilmek için de 50 kW gücünde bir lazer. Diğer kısa menzilli lazerlerimizin 1 kW olduğunu düşününce arada kocaman 50 katlık bir fark var. O yüzden Libya'da vurulan SİHA'yı bir vurduysa TÜBİTAK Bilgem'dir. Ancak bu kadar zamandır size deneyimlerini aktaran biri olarak ben size kendi yorumumu söyleyeyim. Bu SİHA'yı lazerle vurmuş olma şansımız çok düşük. Evet TÜBİTAK Bilgem'in menzili fazla, 500 metre dense de 50 kW'ı birkaç kilometre ileriye taşıyabilir. Ama bu sistemi daha yeni yeni geliştiriyoruz. Çok kritik silahımızı neden Libya'daki bir cephe hattına yollayalım? Hadi yolladık. 50 kW gücü yıkık şehirler arasında nereden bulacaksın? Yüksek bir sayı olmasa da bunu gemiler bile şarj süresi koyarak başarabiliyor. Türkiye güçlü bir yolunu bulur diyebilirsiniz. Ama bunu bu teknolojiyi başlatan Amerika bile yapmıyor güzel kardeşim. Daha yeni gemilerine entegre ettiler. Onlar üzerinde deniyorlar. Bu adamların savunma bütçesi trilyon dolar olmasına rağmen. Muhtemelen SİHA'yı hava savunma sistemiyle vurduk ve yandığı için üzerine bu iddia atıldı. Yoksa TÜBİTAK Bilgem önce Amerika gibi gemilerimizde olmalı. Başka şekilde şimdilik kullanılması zor. Lazer silahlara gereken yüksek enerjileri depolayabilmek. Bunu başarabilirsek ligin gerçek manada babası da oluruz. Sonuç olarak milli lazer sistemlerimiz yüksek seviyelere gelmiş durumda. Özellikle bahsettiğimiz Alka bunun en büyük örneği. Kullanıma hazır durumda olması dünyada öncü araçlardan. Hepsinin ardından şu an bize tek gereken erken yakaladığımız bu trene yön vermek. Daha fazla çalışarak Amerika'nın önüne geçerek ligin babası konumuna gelmek. Lazerlerimizi gemilerde görmek dileğiyle diyorum ve videoyu bitiriyorum. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.